Evet kıymetli dostlar, yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Haftanın bu ilk güzel gününden herkese güzel bir hafta diliyorum. Şimdi nereden başlayalım? Hakim Ziyech menajer tarafından Fenerbahçe'ye önerildi desem inanır mısınız arkadaşlar? Belki de büyük çoğunuz inanmazsınız. Hocam öyle şey olmaz. O da hep söylenti yani. Bunlar da şöyle böyle falan filan dersiniz. Şimdi Hakim Ziyech bütün Instagram'daki bütün Galatasaray'la ilgili paylaşımları silmiş. Maaş konusunda sıkıntı yaşadığını belirtmiş. Hani ben hep söylüyorum ya, karamanın koyunu sona çıkar oyunu diye. Bu adamlar niye Galatasaray'a bonservis bile almadan bedavadan gönderdi diye hiç sordunuz mu diye söylemiştim. Ama çoğunuz ya hocam bırak Allah'ını seversen Fenerbahçe alamayınca bahane buluyorsun falan filan demiştiniz. Çoğunuz düşünmemişti bile. Lan hakikaten ya, niye arkadaş böyle bir ismi, bak yıldız, star, bedava, işte bedavaya yakın fiyatla gönderdiler diye hiç düşünmediniz. Bak ben aynı şeyi şunun içine düşünüyorum. Şimdi Amrabat da Faslı. En-Nesyri de Faslı. Biz bunları aldık. İşte biz bunlarla baş edebilecek miyiz? Yarın bir gün bunlar lan bize bonservis verir dediler ama bana arkadaş vermeselerdi diyecekler mi diye korkmuyor değilim. Ciddi söylüyorum bak. Ben işte Kuzey Afrikalılardan biraz da bu yüzden çekiniyordum. İnşallah karakter analizleri iyi ölçülmüş yapılmıştır. Gerçi karakter analizi sıkıntılı olsa adam gelmeden 120 dakika maça çıkıp gelmez de. Sakatım derdi. Ayağım ayağım derdi. Bana ne lan Fiorentina konferansa kalırsa kalır kalmazsa kendileri bilir falan derdi. Şimdiye kadar paramda indirim yapsalardı da gitseydim derdi. Anlatabiliyor muyum? O yüzden karakter çok önemli. Hakim Ziyech bize önerilmiş. Jose Mourinho'ya da bu belirtilmiş. Arkadaşlar Jose Mourinho hani bir karar vermiş. Ama bende bu kararın duyumu yok. Ciddi söylüyorum, bende bu kararın duyumu yok. Yani ne cevap verdiğini bilmiyorum arkadaşlar. Ciddi ciddi söylüyorum. Başakşehir 2-0'dan 5-2 Antalyaspor'u yenmiş. Antalyaspor için tehlike çanları çalıyor. Ama adamlarda da öyle bir şans var ki kardeşim, 2-0'dan 5-2. Galatasaray Rabiot'un annesiyle görüşüyormuş menajeri olan. Şimdi ben şeyi de çok merak ediyorum. Torreira var orada. Dünyaca ünlü süper yıldız. Kerem Demirbay var orada. İşte Bjerkan'ları vardı eğer bir yere gitmediysem. Artık Kaan Ayhan ünlü libero diye biliyorum. Artı Saray mı Lara mı onu aldılar. Mertens de var. Yani bu kadar ismin arasında bir de Rabiot'u alırlar mı? Ya umarım alırlar. Niye biliyor musunuz? Mertens'in istediği yıllık ücret 7-8-10-15. Galatasaray'a belki 7-8 alır. Galatasaray medyaya der ki 3 veriyoruz der. 3-5 tane Galatasaray futbolcusu çıkar. Gerçekleri öğrenir. Şimdi Hakim Ziyech'in Icardi'nin maaşını öğrenip kazan kaldırdığı gibi. İşte Zaha'nın gitmiyorum arkadaş ben bu parayı almadan gitmem deyip de 3 milyon eurosunu Lyon, geri kalanı Galatasaray'ın verip de anca gittiği gibi. Yani neresinden tutarsan tut. Enteresanlık olur. Ama Fenerbahçe taraftarı Galatasaray'a çok odaklanmış durumda. Hocam şunu getiriyorlar. Hocam bunu getiriyorlar. Hocam şöyle yapıyorlar. Böyle yapıyorlar. Şey gibi ya. Hani böyle birini kıskanan, eltisini falan kıskanan kadınlar olur ya. Eltimgil şunu almış, bizim ne eksiğimiz var? Onlar halı almış, bizim ne eksiğimiz var? Ya arkadaş, futbol transfer eksik olan bölgene yapılır. Yani senin Şimanski'n varken gidip de 10 numara transfer etmezsin. Alacaksan da genç bir 10 numara alırsın. Dersin ki geleceğe yatırım yapayım. Hani bunun arkasında pişsin. Mesela Yusuf Yazıcı hala boşta. Alacaksan dersin ki ulan Yusuf Yazıcı alayım. En azından dersin. Yani ben bunu yedekleyeyim. Bizimkiler bunu anlamıyorlar. Bir de Galatasaray'ın şeyleri çok. Yalayıcısı çok fazla. Ciddi söylüyorum, yalayıcısı böyle. Pohpohlayıcısı çok fazla. Mesela Batuhan Karadeniz ne demişti? Benim demişti futbol bilgime göre demişti ki futboldan bir şey anladığı yok. Barış Alper Yılmaz. Gerçek değeri 45 milyon euro. Haluk Yürekli çıktı ne dedi? Maalesef şu anda Barış Alper için en yüksek teklif 10 milyon euro dedi. Ben onu da yalanlıyorum. 10 da değildir. Bak ciddi söylüyorum, 10 da değildir. Niye biliyor musunuz? Hani Barış Alper'e 10-12 falan gelse 20-25 verdiler derler. Galatasaray medyasına pompalarlar. Galatasaray medyası da zaten dünden razı. Hemen şey yaparlar. İşte parayı değil şunu seçti. İşte o neydi onun adı? Yok pardon, özür dilerim, bu başkaydı. Burada da şey, zor bonuslar. Yazarlar mesela kime transfer oldu? Atıyorum Twente'ye transfer oldu. Twente Türkiye Kupası'nı kazanırsa 5 milyon euro. Twente Süper Lig şampiyonu olursa 10 milyon euro daha verecek. Zor bonus. Yaz. İyi de Twente'nin Türkiye'de şampiyon olma imkanı yok ki hocam. Sıfır. Tamam işte ben de onu anlatıyorum.
Hanginiz bileceksiniz? Zor bonus yazdım bir de oraya. Zanyolo geçen sene 48'e gitmedi miydi? Ya güzel dümen uyuyorlar. Siz de inanıyorsunuz. Bakın Hakim Ziyech Galatasaray'dan kalan parasını alınca ayrılacak. Şimdi de ayrılmayacak ha. Icardi rehabilitasyon sürecine gitti. Yani minimum bir ay sahalardan uzak kalacak diyorlar. Ona da inanmam. Ben bu Galatasaray'ın hani Allah bir deseler gene bunlar derim ki ulan derim hani neyi kastediyorlar? İnanarak mı söylüyorlar? Rol icabını söylüyorlar. Aklıma 50 tane şey gelir. Sizin de aynı şey gelsin. Yani Galatasaray işin içinde oldu muydu arkadaşlar? Masum düşünmeyin. Çünkü gördük. Yani transferlerindeki şeylerden gördük. Enteresanlıklardan gördük. Endombiller, şunlar bunlar falan filan. Hepsini gördük. Bugün mesela Fenerbahçe Radekur'un içini satmaya çalışıyor bak. Şampiyonluğu çalınmış bir takımsın. Ki Galatasaray güya rekor kırmış. 102 puanla rekor kırmış takım. Güya. Bir futbolcusuna mı transfer olmaz? Bir futbolcusuna da mı devasa teklif gelmez? Radekur'un içe teklif var ya. Ya Al Vahda bir taraftan teklif yapıyor. Bitti mi? Bitmedi. Ben demiyorum ha ya Sabuncuoğlu diyor. Kızıl Yıldız teklif yapıyor. Maaşını kabul ederse işte Fenerbahçe ile ortak öderlerse. Bak Fenerbahçe'nin yerinde olsam ne yaparım? Gel buraya Kızıl Yıldız. Sen ne veriyorsun kardeşim? 2 kiralama, 6 opsiyon, 8 milyon euro mu? 8 milyon euro. Gel şöyle yapalım. Sen bana 8 milyon euro ver. Bunu da 4 taksitle öde. 2,5, 2,5 yani 2, 2 ya da 2,5, 2,5, 5. 1,5, 1,5, 8. Benim de işim görünsün senin de. Ben de futbolcunun maaşının yarısını karşılayayım. Yarısını da sen karşıla 2 yıl boyunca. Gel bunu anlaşalım. Ya da gel sen bana 8'i peşin ver. Ben futbolcunun bu yılki maaşını karşılayayım. Gelecek yılki maaşını da sen karşıla. Derim. Hem limit açarım, hem kontenjan açarım, hem kurun işten çıkarım. Not. Fenerbahçe'nin istenilmeyen adamına bile böyle teklifler var. Galatasaray'ın istenilen adamlarını düşünün yani. Şampiyon yapılan takım. 99 puan yapılan takım. Ama bizim ligimiz böyle. Bizim ligimiz böyle. Bakın bugün Mourinho'yla kulübün bir toplantısı var. Bu toplantı sürecinden sonra transfer bitip bitmeyeceği kesinleşecek. Benim duyumlarıma göre, anlık duyumlarıma göre 3 Eylül'ü 4 Eylül'e bağlayan gece yani saat 01:00'da şey yok arkadaşlar. Liste sonuçlanıyor, bitiyor. Artık ekleme çıkarma yapamıyorsun listeye. O tarihten itibaren. Ama benim bildiğim olay şu. Yani benim bildiğim olay Fenerbahçe yapmayacak arkadaş transfer. Yani Avrupa listesine eklenecek bir isim yok. Ha kiralık olarak futbolcu tavsiye ediyorlar mı? Ediyorlar. Bu arada aklıma gelmişken Galatasaray Kerem Aktürkoğlu'nu Spartak Moskova'ya 18 milyon euroya satıyordu. 6'ya da o köhünü satıyordu. O ne oldu? Hocam Kerem çok kıymetli olduğu için satmadılar. Ha, kesin yani eminiz. Kerem çok kıymetlidir zaten. Tabii. O kadar kıymetlidir ki Galatasaray şu kötü parasal durumunda bile bir yere gitmeyecek kadar şeydir. Ben şunu da söyleyeyim. Spartak Moskova Cengiz Ünder için 8 milyon euro önerdi Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe 10 istiyor diye haberlere çıktı. Ha doğrudur yanlıştır ben bilemem. Ama şu bir gerçek Cengiz'in hala piyasası var ve Cengiz'in isteyenleri var. O nasıl olacak? Şimdi Fenerbahçe'ye sürekli sol bek öneriliyor. İşte Ben Chilwell falan önerildi Fenerbahçe'ye. Onların hepsinde konuşayım, anlatayım size. Ya Fenerbahçe'ye önerildi ama sakatlık geçmişi çok sakat. Yani Ben Chilwell'dan ben uzak dururum arkadaşlar. Sakatlık geçmişi acayip karanlık. Yani herhalde Chelsea'nin şeyi Ertuğrul idi. Şeyi sağlık heyetinin başında. Çünkü çok karanlık arkadaşlar öyle böyle değil. Aşırı karanlık benden söylemesi. Ben bu riske girmezdim. Ya ben girmezdim. Bak Fenerbahçe'de Christian Medina için yeni teklif geliyor diye bir haber var sosyal medyada. Doğru. Aynısını ben de üyelere söyledim. Hani son bir görüşme var mı? Var. Ama diyeceksiniz ki arkadaşlar kesin mi? Şöyle mi? Böyle mi? Aslına bakarsanız 3 aşağı 5 yukarı kesin arkadaşlar. Ve iyi de oluyor aslına bakarsanız. Güzel de oluyor. Gerçekten bak iyi güzel de oluyor. Hoş da oluyor. Bu teklifler, bu şeyler. Ve Medina için son görüşmede bakalım nasıl olunacak. Onu da söyleyeyim. Şimdi Al Nassr Alex Telles'in sözleşmesini feshetmiş. Alex Telles'in
Sakatlık geçmişi de rezalet. Bir de ben şunu söyleyeyim. Galatasaray'ın ekmeğini yiyip suyunu içen hiçbir futbolcuyu Fenerbahçe'ye almam. Almam arkadaş. Yanlış anlamayın. Almam. Ne işi var Fenerbahçe'de? Artık orada kıtmir büyüsü mü yapıldı? Muska mı yapıldı? Ben ne bileyim orada ne yaptılar? Bağlama büyüsü mü yapıldı? Galatasaray'ın ekmeğini yiyip suyunu içen gittiği yerde Galatasaray'a hizmeti devam ettiriyor. Geri Rodriguez'i biz almıştık hatırlıyor musunuz? Galatasaray maçtan önce inanılmaz bir şekilde sakatlanıyordu. Ya oynamak istemiyordu. İnanılmaz oynamak istememe sakatlığı yaşıyordular. Sanki ne yaptılarsa arkadaş senin ekmeğin burada yok. Başka takımlarda mesela Berhan'da Adana Demirspor'a gidiyor. Yanlış formayla oynuyor. Galatasaray formasıyla oynasa bak yapay zekanın o formayı Galatasaray formasına çevirseniz bir Allah'ın kulu da demez ki kötü oynadı demez. İlginç. Hocam diyor bir kardeşimiz değerli meslektaşım diyor Adana Demirspor'dan Maestro'yu alalım. Samet artı Emre'yi verip Maestro'yu alalım diye. Adana Demirspor sanırım hiçbir şeye hani alamıyorlar diye biliyorum. Onu söyleyeyim yoksa denenebilir yani olmaz diye bir şey yok ama yeterince iyi değil bak size hoş gözükmesin. Küçük takımın büyük topçuları gözünüze hoş gözükmesin. Bir de büyük takımın büyük topçusu olabilecek mi o var. Şimdi Hakan Yılmaz diye bir gencimiz var. Fenerbahçe'nin anlaşmasına rağmen kulüpler anlaşamadığı için transfer Trabzonspor'a transfer oluyor. Sürmelespor'un futbolcusu. Yalnız Fenerbahçe şeyliği belki de düşmanlığı çocuğun hayatını bitirecek. Ben onu da söyleyeyim. Mesela Halil Dervişoğlu Trabzonsporluyum diye Fenerbahçe normalde alacaktı. Belki de Fenerbahçe'de yıldızı parlayıp çok daha iyi yerlere gidecekti. Ama Galatasaray'a gitti. Futbol hayatını bitirdi mesela. Ya böyle böyle birçok örnek var. Ben ya karşıyım kardeşim. Futbolcu hayatında neyi tutuyorsa tutsun ekmek nereye o oraya. Bu şey gibi düşünün. Normalde mesleğiniz marangozluk ama elinizde bir zanaat daha var. Malı götürüyorsunuz yani orada mükemmel para kazanıyorsunuz. Gider o işi yaparsınız. Bu da öyle bir şey. Şimdi sol bek transferi için Ben Chilwell, Alex Tejes isimlerine ben soğuğum. Ne derseniz deyin. Arşi Brown ve Patrick Dorgu isimleri. Bunlar da bana çok soruluyor. Arşi Brown için 4'e almışlar. 12'ye satma fikirleri var. Menajer bize 7'ye 8'e getiririm demişti. Fakat kulübü 12'de 12, 12'de 12 diyor. Biz 12'yi asla almayız. Onu belirteyim. İkincisi Patrick Dorgu. Patrick Dorgu'yu da Lecce niye versin sana? Yani adam her maçta oynatıyor. Yaşı daha 19. Ben söyleyeyim size yani çok bir umutlara kapılmayın. İnanılmaz şeyler. Türkiye'de hakem skandalları, rezaletleri yine devam ediyor. Ahmet Çakar Immobile'nin rakibinin ensesine boynundan tepeden aşağı vurarak indiriyor. Beşiktaş hakem kıyağıyla, hakem torpiliyle maça devam ediyor diyor. Bu arada ben Medina için unutmadan bir şey söyleyeceğim de şuraya notumu ekleyeyim. Şimdi Immobile Sivasspor'lu oyuncunun ensesine boynunda tokadını Cesur Türk hakeminin gözünün önünde vuruyor. Cesur Türk hakemi görmüyor. Maçın daha 4. dakikası. Şimdi ben buna kızıyorum işte. Diyorsunuz ya hocam sen her şeyde hakem diyorsun hakem diyorsun. Ben her şeyde hakem demiyorum. Ben gerektiği yerde hakem diyorum. Gerektiği yerde hakem demezseniz bu her şeyde hakem demeye girer. Ya Adana Demirspor Galatasaray maçı 1. dakika. Ver penaltını. Ver sarı kartını. Hiç sıkıntı değil. Penaltı artı sarı kart versin. Sana kim niye verdin diyecek. Hak ettiyse vereceksin. Bitti. Bitti. Vermiyorsun. Sonra maç dönüyor. Oluyor şöyle yapıyor böyle yapıyor. Sonra hop ne oluyor arkadaşlar? Sonra ne oluyor? Sonra diyor ki Galatasaray bizim hakem hakkımızı yedi. Utanmadan yüzsüz yüzsüz bunu söylüyor. Beşiktaş'a bakıyorsun mesela. Immobile tutuyor. Ensesinden tutup çekip düşürüyor. Vuruyor ediyor. Hani bende pozisyon da var. Geçen sene de hatırlayın Enkodu kafa atmıştı. Ne demişti o Atilla Karola? Ya gözümün önünde oldu hiçbir şey olmadı demişti. Ve arkadaşlar yani ilginçtir, gariptir. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Biz bunlarla uğraşıyoruz. Bizim derdimiz ne, tasamız ne, uğraştığımız şeyler ne? Çok garip ya. Vallahi çok garip. İlginç bir sistemin içindeyiz. Allah sonumuzu hayır etsin. Şunu da söyleyeyim. Bu El Ense'yi yapan Osterwold olsaydı her türlü yemin etmeye hazırım. Kırmızı kart yerdi. Kırmızı yerdi. Dzeko olsaydı, Tadic olsaydı, Fred olsaydı, Mert Hakan olsaydı kırmızı yerdi. Haksızsam haksızsın deyin. Hocam sen de her şeyine hakem diyorsun diyen gerizekalı varsa aranızda o gerizekalıya da şunu söyleyeyim.
aç gözünle izle bu pozisyonu. Hakemin yerine dikkat et. Yani hakemin nerede olduğuna dikkat et. Ya gözünün önünde bak, hani görmediği alan olur, kör alan olur, bilmem ne olur. Kamera açısı yeterli değil. Lan kamera açısına gerek yok. Hakemin gözünün önünde, görmek isteyenin gözünün önünde. Bu zihniyetle, bu kafayla. Ya bu kafayla, bu zihniyette vay yavrum vay. İlginç ya. Vallahi ilginç. Gerçekten ilginç. İlginçlikler silsilesi. Bizim ülke gerçekten ilginçlikler silsilesi. Ben bir şey demiyorum ya. Hani Allah herkesin gönlüne göre versin. Ama şöyle söyleyeyim. Mesela o kırmızıyı vermeyip başka bir şey verip onu öyle yapsa, bunu böyle yapsa, ortalığı karıştırsa. Neyse, ben izlemiyorum ya, maçı falan izlemiyorum. Yeter. Bakmıyorum, etmiyorum. Skordan da haberdar değilim. Umurumda da değil. Ben sadece Fenerbahçe'ye odaklanıyorum. Abi başka Fenerbahçe yok. Ama dediğim gibi durum bu. Medina konusuna dönüyorum. 13 milyon euro bütçe ayırmış Arda Birben'in haberi. Bakın, 13 milyon euro bütçe. Fenerbahçe Medina için. Ve bu transfer için bu şartlar zorlanıyor. Biz Fenerbahçe Medina için elinden geleni yaptı. İkinci bir görüşme planladı. Yapalım edelim şöyle böyle. Aslında çok yanaşmadılar ama sonra yanaşır gibi oldular. Sonra yok dediler. Biz bugün ve yarın bitirirsek bitireceğiz. Bitirmesek Medina konusunda tamamen sonsuza kadar çekileceğiz. Futbolcu da oraya tepki gösterecek. Diyecek ki arkadaş, beni isteyen var. Bırakın Allah'ınız varsa gideyim diyecek. Ve ortalık 56 olacak. Ben hani Cristian Medina için çok net söylüyorum arkadaşlar. Her an transferi gerçekleşebilir. Yani Medina her an açıklanabilir, kap yapılabilir. 22 yaşında Arjantinli, 10 milyon euro piyasa değeri var. Ve her maç oynuyor. Sağ ayaklı 8-10 oynuyor. Yani Freddy yedekler, şeyi yedekler. Şimdi bak, Fenerbahçe taraftarı ne diyor bana? Hep gelen şikayet. Hocam Kasımpaşa maçında Freddy oynamasın diyor. Sarı kart verdirip Galatasaray maçında oynatmayacaklar diyor. Ben de diyorum ki Fred'e bel bağlamayalım. Medina'mız da olsun. Amrabat var. İsmail, Fred, Şimanski, Bartu Elmas, Mert Hakan Yandaş, zorluk anında İrfan Can Kahveci, Tadiç. Anladınız mı? Böyle olsun işte. Alternatif, bol alternatifli, yakışıklı kadron olsun. Ama Medina için bu 2 gün kritik arkadaşlar. Bu 2 günlük görüşme var. Sol bek ve sol stoper rafa kalktı gibi. Şimdilik ikisine ilgili bir şey yok. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani benim aktaracaklarım bu kadar. Ha, Kızıl Yıldız kurun içi istiyor. 2 kiralama 6 opsiyon diyorlar ama ben bir önceki videoda da söyledim. Ben Fenerbahçe'nin yerinde olsam derim ki arkadaş, verin bize 8 peşin. Ya şimdi bu videoda da aynısını söyledim. Verin bize 8. Maaşını ben ödeyeyim. Siz 4'e futbolcu almış olun, 6'ya futbolcu almış olun derim. Yani rakip yapıyorsa sen de yap. Neyse, hakkımızda hayırlısı olsun arkadaşlar. Fenerbahçe Medina için tüm şartları zorluyor. Ya kap gelecek ya iptal olacak. Onu da söyleyeyim. Alex Teyeş'i falan beklemeyin. Yani alakamız yok. Ben Chilwell'da beklemeyin. Archie Brown'dan zaten masadan kalktık. Patrick Dorgu'yu da vermiyorlar. Yani sol bek beklemeyin arkadaşlar. İptal transfer. Ancak Cristian Medina için de her an kap bekleyebilirsiniz. Benden bu kadar, büyük sürpriz. Görüşmek üzere.